Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni ve uzun bir videoyla beraberiz bugün. Kardeşim Kerim'le oynadığımız 6 tane savaş var. 3'ü 8 seviye, 3'ü 10 seviye karışık güzel savaşlar. Hem biraz taktiklerden falan bahsederiz. İşte neler yapmanız gerekiyor savaşlar içerisinden. Hem de muhabbetimiz olur. Aslında savaşları genelde yan yana oynuyoruz. Hani orijinal seslerimizle koymayı isterdim ama şu an maalesef hani onu yapacak bir şeyim yok. Teknolojik imkanım yok diyeyim, alet edevatımız henüz. O yüzden sonradan seslendiriyorum. Yoksa şunları orijinal sesleriyle koymuş olsam gerçekten çok daha fazla eğlenebilirdik. Neyse, yine de aktarmaya çalışayım size. İlk karşılaşmamız IS-3 Defender'le. Kerim'de de burada CD'si var. Kerim avcı ve medleri pek oynayamayan birisi. Genel olarak ağır tanklarla daha iyi performans gösteriyor birisi açıkçası. Bu karşılaşmada da pek doğru düzgün bir iş yapamadığını görebileceksiniz zaten. Şimdi standart orta noktaya geldik. İşte rakip C tarafında gördüğünüz gibi şuradan bir atış daha yapıp tekrardan doldurmaya geçeceğim. Defender biliyorsunuz 25 saniyeye yakın, 22,5 muydu, öyleydi galiba. Epey bir uzun bir dolum süresi olan 7,5 saniyelik aralıklarla da mermi atan bir tank. 3 tane mermisi var şarjöründe. Kerim'i bu arada çok vahim bir şekilde kaybettik oyunun henüz başında. Dediğim gibi çok fazla med oynayabilen birisi değil. Genelde oynatmamaya çalışıyorum takım olduğumuz zamanlarda en azından, ama arada bir böyle hani CDC, işte hangisinin şeyi kredisi yüksek, getirisi yüksek diyor. CDC diyorum, adam gidip CDC oynuyor. Neyse, onu kaybettik. Şu an tekim burada. İki arkadaşa birden saldıracağım. Güzel bir şekilde vurdum. Bakın burada mermiyi Helsing'e atmıyorum. Helsing'i ramleyeceğim. Şöyle double kill misali. Bir bu arkadaşı, bir şu arkadaşı. İkisini de oyundan çekmiş olduk. Bizim bir tane dangalak vardı bu karşılaşmada. Centurion galiba. T'ye gitti, A base'i aldı. Yenice şu an savaş mekanına doğru geliyor arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz o andavalın yüzüne bu maçı kaybedeceğiz. Önden bir söyleyelim yine. Şurada bir Tiger var. Tiger'ı yandan delebilirim ama önden kıpkırmızı gördüğünüz gibi. Hemen altın mermiye geçiyorum. Heat mermiyle vurmaya çalışacağım bakalım. Geldi Centurion arkadan. Şimdi burada yapması gereken tek şey Tiger'ı taramak abi, Centurion'un. Başka hiçbir yapacağı hiçbir şey yok. O hayvan arkadan bir delemiyor. Bak, o Centurion bir de bıraktı, diğerine döndü. Abi şu adamı bitirelim de anasını satayım. Bak, benim mermim bitti. O hayvan hala bak buna sıkmıyor. Full canla geldi buraya. Yapacak bir şey yok abi. Gerçekten yapacak bir şey yok. Yani bir sürü mermi yedik şurada. Yani arkadan full canına geldi. Sadece yapması gereken şey tık 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 Tiger'a vurmaktı abi. Tiger da sağ olsun hiç kaçırmadı anasını satayım. Patır 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 deliyor. Şöyle bir mermiyle daha alıyoruz. Şimdi arkama geçti Pantera. İki mermim var. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bakalım, geliyor. Birkaç tane sektirdim. Bir tane daha vurdum. Şimdi dolarsa vurmaya çalışacağım ama maalesef böyle bir saniyeyle falan kaybettik. Sektiremedim. Pantera aldı maçı, kaybettik. Epey bir vurduk ama olmadı. Kerim Bey de sağ olsun oynayamadığı CDCC ile oyunun başında gitti, öldü. 4300 yapabilmişiz. Zaten takımın, hani Kerim'i geçtim, Kerim ya oyunun başında hep 700 vurmuş. Abi şu Sentry'm bitirdi bizi ya. Şu hayvan bitirdi bizi ya. Sadece bak o şeyi taramış olsaydı, Tiger 2'yi taramış olsaydı biz bu maçı ben muhtemelen aldırmaya çalışırdım. T49'la Panther'ın da kaç canda olduğunu hatırlayamadım şimdi ama neyse, olmadı arkadaşlar. İşin özü bazen uğraşsanız da olmuyor. Şimdi ikinci karşılaşmamız Grilla abi. Bu maç çok keyifli bir maçtı gerçekten. Çok egzantrik bir maç. Hikayesini anlatacağım şimdi birazdan size ama yine yanımızda ilginç hayvanların olduğu bir yine oyun, gördüğünüz gibi yeni İtalyan avcı hattı Progetto serisinin 10 seviyedeki tankı Progetto 65 burada bizle birlikte yatıyor. Hem Hori hem Grill ben avcı olarak, hem de Progetto yine bir avcı olarak da şu an burada. Neyse, biraz maçın şeyinden bahsedeyim. Hani o esnasında neler yaşandı onlardan bahsedeyim. Kerim diyor o yanına gelen hayvan Progetto oraya gerçekten yatacak mı falan filan. Dedim he, geliyor vallahi yatacak bu. Diyor onu, diyor rahatsız et orada. Diyor ki hani itele mitele, diyor bunu nereye iteleyim abi ben bu adamı. Neyse, bu da öyle bir şey. Şimdi Kerim salonda bu maçı oynarken ben de odadayım. Kapı açık. Buradan işte sesleniyorum Kerim'e. Şöyle git, buraya git, onu vur, bunu vur, tamam mı?
O şekilde iletişim kuruyoruz birbirimizle. Hani biraz bağırarak falan konuşuyorum. Yan yana değiliz yani. Neyse, rakibin hafiften A tarafı ve B tarafı yani şehir odaklı birazcık oyun oynadığını görünce oradaki yatış pozisyonumu bırakıp buradaki çöl tarafına doğru geliyorum. CSU tarafına arka taraftan hani milleti vurmaya çalışacağım burada spotlananları. Bakalım şu arka kumlukta kaldığınız müddetçe çok yakına birisi gelmiyorsa kolay kolay spot yemezsiniz şehir tarafından herhangi birisinden. Kerim de sağ tarafa doğru gidiyor şu anda. Gördüğünüz üzere onda da TL'ye de heavy var. Şimdi bakınıyorum şehirden birileri açılacak mı vesaire. Henüz gelen giden yok. Şuraya Sheridan geliyor galiba. Oğlum ne yapıyorsun lan? Neyse güzel bir sürpriz yaptık kendisine ve geriye çekildim tabii ki burada. Birazcık bekledikten sonra evet bizim avcı projette orayı bırakmaya karar verdi şimdi Hori ile birlikte. Muhtemelen yakınlarına oyuncu falan geldi. Spotlandı onlar. Şu aradan E100'ü görüyordum. Güzel bir şekilde E100'e vuruyoruz. Bakalım fırsatım olacak mı? Kerim'e dedim sağ taraftan ilerle artık. Hani vuralım adamları. E100 geçiyor şu ön tarafına doğru. Şurada bir atış ama maalesef kötü bir yerine denk geldi herhalde açılı bir şekilde. Zaten ince de bir atıştı. Vuramadık kendisine. E100 takılıyor orada. Yine isabetsiz giden bir atış maalesef. Bakalım. Şimdi Kerim de aralara falan girdi. Ben hala uzaktan pozisyonum olduğu için yaklaşmıyorum arkadaşlar. Grill gibi bir tank, zırhsız bir tank olduğu için denk geldikçe her videoda söylüyorum zaten bunu. Mümkün mertebe spot yememeye, açılmamaya çalışın. Çünkü açıldığınız anda hem bütün odaklar size döner hem de gelen mermileri çoğunlukla sektiremezsiniz. Yine kaçırdığım birkaç tane atışı görüyorsunuz. Burada spot yedim. Muhtemelen şu sağ taraftaki eleman mı spotladı acaba diyeceğim. Herhalde o spotladı. Çünkü birazcık yakına gelmiş gördüğünüz gibi FV. FV'ye bir atışım oldu. Aynen FV spotluyor muhtemelen. Atış ettikçe buradan spotlanıyorum ona. Şimdi bir tık ilerleyeceğim artık. Çok fazla pozisyonum kalmadı. 3 tane tankları kaldı. 3'ü de şimdi hatta 2'ye düştüler. İkisi de çukurdalar. Göremiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi FV'ye tekrardan bir atış daha yapıyorum burada. E100'den korunmak adına geriye çekiliyorum. Evet, FV orada birini aldı. Kerim FV'yi alıyor. Şu an 2'ye 1'iz. Ancak maalesef üstünlük puan olarak rakip çok şey. Ben de hemen buradan ilerleyeceğim. Bir tane atış yapıp B'ye doğru. Kerim'e dedim sen B'ye git. Ben de diğer tarafa gideceğim. Şuna bir tane atayım. Maalesef delemiyorum burada. Daha doğrusu deliyorum ama paletine gittiği için hasar vermiyor. Şimdi kaçıyorum. Arka taraftan kovalayacak beni muhtemelen. He'ye yememek için. Biraz sol taraftan girdim burada. Aslında sağ taraftan kaçsaymışım şu mermiyi yemezdim muhtemelen. Ben hani acaba şey yapar mı dedim. Şuradan kaçarsam görür mü falan diye şey yapıyordum. Biraz hani sollu kaçayım diye şey yaptım. Sağdan kaçsaymışım iç yemezmişim. Arkadan H'yi vuruyor herif. Hızlı bir şekilde Kerim B'ye girdi. Ben de burada diğer base'e giriyorum. Şimdi şuradan geleceğini tahmin ediyorum. O yüzden böyle çok şeyim. Hani bir daha H'ye atarsa şu an tekteyim onu. Öldürebilir beni. O yüzden emin olamadım. Şimdi ortaya gittiğini görünce base'e giriyorum. Şuradan gelse biraz daha sıkıntıya sokardı muhtemelen beni. Dediğim gibi Kerim salonda. Ben içerideyim, odadayım. Bağırıyorum buradan falan. Diyorum dikkat et, can puanını koru. Ben base'i neredeyse aldım falan ama ben şu an tamamen rakibin o 900 küsürlü puanına odaklıyım şu anda. Başka bir şey gözüm görmüyor. O base'e girdi. Evet burada hızlı bir atışla kaçırdık yine maalesef nişan alamadığımız için. Kerime de burada bağırıyorum diyorum ki B'yi verme. Git ne yapıyorsan yap şu B'yi verme diyorum. Ben çünkü şey kafam şeye gitmiş. Hani biz maçı kaybedeceğiz. Adam B'yi alırsa üst puanı ilerleyecek. Oysa ki zaten hani şöyle baktığın zaman biz 3 base bizdeydi zaten. Ben de burada çıktım artık. ben şu an maç bitti. Biz maçı kazandık. Ben kaybettik diye şey yapıyorum. Yani artık hiç gözüm görmüyordu. O kadar rakibin puanına odaklanmışım ki adam B'yi alınca maçı da alacak diye şey yapıyorum. Kerim'e kızıyorum, bağırıyorum odadan lan diyorum niye şey yapıyorsun? 700 canım var çık vursana adamı niye base'i veriyorsun? Geldi buraya. Lan dedi niye bağırıyorsun sen? Maçı aldık diyor. Nasıl lan aldık bu falan filan. Tekrardan çıktım şeye baktım savaş sonuçlarına. Allah Allah falan. Hala inanamıyorum. Replay'i bir daha açtık beraber burada yanımda falan. Replay'den abi izlerken burada bana diyor ben de diyor niye bana git diyor falan diyorum diyor. Hiç gitmemize falan gerek yok. Halbuki doğru yani o base alsa bile zaten bizdeydi. Hiç risk atmaya gerek yoktu ama
Bazen oyun heyecanıyla insan çok şey yapıyor. Gerçekten çok takılıyor bazı şeylere. Gözü başka bir şey görmüyor yani. Neyse, o maçın da öyle bir öyküsü vardı. Şimdi geçelim 3. maça. Panther 2 biliyorsunuz son güncellemede güzel buff'alan tanklardan bir tanesi. Özellikle zırh konusunda bu arkadaş oldukça güzel bir zırh buff'ı aldı. Daha önce güncelleme videosunda bir tane şeyini koymuştum, savaşını koymuştum zaten. Bu da bir başka savaş olsun. Yine merak eden arkadaşlar Panther 2'yi görmüş olsunlar. Bence gayet güzel. Ya önceden de ben Panther 2 hani böyle çok kötü bir tanktı diyemem ama hani sonuçta o videoda da bahsetmiştim. Buff buff'tır abi. 150 milimetre yerine zırhın 170 olması. Yani ne bileyim bizim her türlü istediğimiz bir şey atıyorum talette. Ön gövdede işte 80 yerine 100 olması, yanlarda 100 yerine 120 olmasıydı vesaire. Bunlar hep bizim istediğimiz şeyler. Daha iyi olur yani. Panther 2'de demem o ki eskiye oranla daha da güzel. Gördüğünüz gibi sektirebilme kabiliyeti falan da var artık o kuleden falan. Ya önceden de vardı. Panther 2 yine sektiriyordu. Öyle ölü bir tank değildi zırh olarak ama zaten 50M serisi biliyorsunuz hani genel olarak biraz zırhlı medium tanklar olarak düşünebilirsiniz bu serideki tankları. Topları zaten oldukça kuvvetli, RAM kabiliyetleri var. Bu videoda da yani bu tankın neredeyse her şeyini göstermiş olduk. Şimdi C tarafını bastık, orada birkaç kişi olduklarını anladığımız anda hemen çöktük üstlerine ve temiz bir şekilde alıyoruz. Kerim'de de Löw vardı galiba bu karşılaşmada. Lightweight'i burada gözümüze kestirdik. Bir güzel RAM. Şurada bir mermiyle daha tertemiz lightweight'i bitiriyoruz. Şimdi 3 tane tankları kaldı şu anda. 3'ü de o C tarafındalar. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız onlara. Çok böyle yokuş yukarı hız kabiliyeti falan pek medium tank becerilerini göstermiyor açıkçası. Ama dediğim gibi zaten bu serideki tanklar genel olarak Panther 2'den itibaren söyleyebiliriz. E50'me biraz daha böyle kıvraklıktan hani ödün vermiş zırh bakımından daha güçlü kuvvetli olan tanklar. Glasyal de ön zırhı maşallah bayağı sağlam. Bakalım bana vuracak muhtemelen. Vurdu. Tam mermiyi atacaktım. Arkadan da Pantera paletimi kırınca başka bir yere gidiyor. Şimdi Pantera'ya vurmaya çalışacağım. Aradan Löw geliyor. Bir yandan Löw'e de vuruyorum. Gördüğünüz gibi daha düşük canlı bir T-49'umuz olduğu için şu an odaklar onun üzerinde. Ben de fırsattan istifade burada hasarlarımı takır takır yapıştırıyorum. Bana attı ama Löw'ün artık yapacak fazla bir şey yok. Son tankları kaldı. Yine ona da güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Pantera'ya bakalım. Elemanı aldı bizim ama onun da yine çok az canı kaldı. Bir mermi daha atacağım. Bakalım çek edebilirim. Düşük çekti, alamadık. Ama Kerim bitiriyor onu da. Ve 7-4'te kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu. 4400 civarında bir hasarla bitirmiş olduk. Seviye 8 için oldukça güzel bir hasar değeri. Baktığın zaman aslında 37.000 de kredi bırakmış. İyi, fena değil bence. Güzel bir as madalyası gelmiş oldu. Evet, üçüncü karşılaşmayı da burada geçtikten sonra dördüncü maçımız STB1. Tankın şeyi var, hattın bütün tankları var 7'den itibaren arkadaşlar. Genel inceleme öyle bakabilirsiniz. Ara ara koyduğum bir 7-8 tane STB maçı var. Onları da yine kanalda merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ne zaman buff aldığını hatırlamıyorum ama bir kule zırhı buff'ı aldı bu tank ve eski oranla kulesi çok daha kuvvetli. Zaten bir hold-down tankıydı yani böyle önünüze bir yükselti alıp çok iyi bir top aim'i de var. Onu kullanaraktan çok güzel şeyler yapabiliyordunuz. Kerim'de de burada şarjörlü mü vardı? Herhalde şarjörlü bir tank vardı. Ya T57 vardı ya da AMX vardı. Tam hatırlayamadım şu anda. Birazdan bakarız denk gelirse. Şimdi burada yukarı tarafa çıktık. Kerim'e dedim sen de gel. Rakipte zaten 2 met falan var. Bir onların da mı AMX'leri vardı? Bir T57'leri herhalde AMX'leri vardı. Dedim belki o da gelirse falan. Burada en azından gene bizim avantajımız var. Beraber çökeriz falan. Çok kalabalıksa da tutmaya çalışırız ama rakip gördüğünüz gibi ya komple şehir tarafında. Zaten oyunun başında da o AMX'i falan da açınca şu 50M ile platlarda galiba onlarda. Şu an gördüğünüz gibi yukarı taraftayım. Buranın avantajını kullanmaya çalışıyorum ama hem 50M birazcık zırhlı hem de atışlarım böyle tam ters yerlere geliyor. Ve sadece paletini falan kırabiliyorum. İşte ne bileyim geçecek diye bakıyorum 50M'ye geçmiyor. Ama yerim kötü değil. Şu an böyle çok fazla hasar veremesem de yerim kötü değil. Hani bir iki daha birazcık daha burada zorlayabilirim. Kerim atıyor bir yandan ama dediğim gibi 50M'yi abi bir türlü denk getiremedik. Yani adam inat etti. Dedi senden yemeyeceğim. Bak şunu da
şey yapmıyor şimdi. Yandı bu arada. Çok az canı kaldı. Kafasının şeyi gözüküyordu yan tarafı. Oraya atayım dedim, çevirdi. Yine şey yapamadım. Adama bir türlü hasar veremedim abi, özetle. Ellimeye epey bir atış yaptım. Şimdi artık dedim hadi gidelim. Kerim de zaten dolduruyor. Beraber çökeceğiz bakalım aşağı doğru. Evet, onda da 50B var galiba. İlerliyoruz ve tavafı gözüme kestirdim. İlk mermi hızlı bir şekilde gireceğim. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir can puanım var. Soldan bir atış aldım ama çok önemli değil. BT'ye bir mermi daha vuruyorum. Kerim'e dedim şuna bir tane vur, ben çekeyim bunu. Vurdu bir tane. Yemeden vurabilirsem güzel olacak. Aynen vurdum. Şimdi T-62A mı? Şu an bizi zorlamaya çalışıyor ama Kerim de geldi. Onda da şarjörlü bir tank olduğu için oldukça rahat bir pozisyondayım burada. Destekçinizin olması, böyle bir takım atıyorsanız vesaire, çok önemli. Zaten iletişim halinde olmanız önemli. Bu arada takım konusunu daha önce bir yayında söylemiştim zaten arkadaşlar, ama yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Halen azalmadı. Halen devam ediyor o istekleriniz. Dediğim gibi ben takım atmıyorum. Yani takım şöyle atmıyorum. Birincisi Discord'lu olacak. İkincisi işte tanıdığım, hani plat atacaksın. İşte benim ya konuşmam, iletişim kurmam gerekiyor biriyle takım atıyorsam. Yani çok nadir böyle konuşmadan falan, eskiden tanıdığım vesaire falan filan varsa, hani anlaşabildiğim, konuşmadan da anlaşabildikleriniz olur ya, öyle söyleyeyim. Hani onlar varsa anca öyle, çok nadir dediğim gibi. O da eskiden bizim arkadaşların, artık çoğu oynamıyorlar neredeyse. Dediğim gibi Discord'suz falan oynamıyorum. Tanımadığım kişilerle de pek oynamıyorum. Yani bir muhabbetim olacak ki illaki Discord'da açacağız beraber, işte sohbet muhabbette bir yandan işte sen şuna saldır, ben buna saldırayım, şurada destek gerekiyor falan. Hani iletişim kurmam lazım. Çünkü takımın mantığı bu. Yoksa öyle iki kişi gir. Yani bana ne keyif veriyor ne de başka bir şey abi. Durum bu şekilde. Takım isteklerinizi kabul etmiyorum. Lütfen beni zorlamayın. Yani şunu kesinlikle demiyorum. Takım isteği gönderdim, ben sana kızıyorum. Veya işte bazı arkadaşlar hani farklı bakıyor bilirler bu şeyi, ama dediğim gibi açıkladığım sebeplerden dolayı. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Gönderiyor takım isteğini, diyorum takım almıyorum. Reddediyorum, bir daha gönderiyor. Reddediyorum, bir daha gönderiyor. Reddediyorum, bir daha gönderiyor. Oğlum taşak mı geçiyorum ben, affedersin ya. Almıyorum diyorum, takım hala istek gönderiyor. O arkadaşlara bak, tekrar söylüyorum, engelliyorum. Yani lütfen yapmayın böyle şeyler diyelim ve STB'yi de bitirdik. FV215B 183'e geçelim. Kerim de yine 50B var. Bu maçlar muhtemelen hep arka arkaya maçlardı. STB işte FV maçları falan. 50B oynadığına göre bu şarjörleri biraz sevmişti o zaman. Hatta şey diyordu, bu 50B tam benim tankımmış falan, gazamaza geldi. Sanki pro oyuncu. Neyse, arada bir girer oynar. Kerim öyle çok hani oyunun şeyi değildir. Böyle ne bileyim, çok iyi bilen birisi değildir yani oyunu. Durumlar böyle. Takım istekleri tekrar söylüyorum, genelde almıyorum. Yani çok nadir, hani o da Discord'lu vesaire falan filan olacak o şekilde. Onun dışında bu sürekli istek gönderen, arka arkaya istek gönderen arkadaşlara da tekrar söylüyorum, engelliyorum abi, yapmayın öyle. Bir kere gönder isteğini, atıyor musun veya bilmeyenler olabilir. Hani atmıyorum, tamam. Yani bir daha göndermene gerek yok bunu. Diyelim ve FV maçından devam edelim. Şimdi bu FV dediğimiz arkadaş, biliyorsunuz oyunun en yüksek vuran tanklarından bir tanesi. Evet, ilkini vuramadım ama E75. Sen demek ki hani pek bir FV215 ve 183'ün heş mermisini yememişsin anladığım kadarıyla. Herif hala geliyor ya. Dedim Kerim'e git şuna al şunu da. Başımıza bela oldu ya. 1300 küsür vurdum adama, hala geliyor ya. Hala geliyor. Aşağıdan E50 geliyor, dedim oraya bak. O gelecek. Hem ben hem Kerim vuruyoruz burada tertemiz. Onun da zaten tek mermisi kaldı şimdi. Git dedim onu da şuna vur. Başımıza bela olmasın o da. Şey yapmasın bize, parazitlik yapmasın. Onu da o çekti. Şu an 2-1'lik bir durumdayız. 2-2'li de Kerim aldı burada. Bizim sayemizde. Ben tabii çok sağlam yapıştırdığım için. E100 burada alt tarafına güzel bir atışla. Onu da ben çekiyorum. 3-1 oldu durum. Rakip kaç tane tank, bir tane tankları galiba şu sol tarafta, diğerleri sağ tarafta, şu anda arka taraftalar. Hatta bir tık ilerleyeceğim bakalım, şuradan vurabilirsem eğer IS-7 güzel olacak. IS-7 şimdi spot yedim, FV de orada, korkup geri çekiliyorum abi. Bir yandan da şu eleman acaba vurur mu oradan diye şey yaptım.
O yüzden çok ilerleyemedim. 3200 hasardan biz, 3700 hasardan biz. Yan tarafta yazıyor ama ekran küçük olduğu için pek göremiyorum. IS-7 var, gidemiyorum. Ama IS-7'den dolayı gitmeme diye bir şey yok. Şu FV beni tedirgin ediyor abi. Hala orada bekliyor muhtemelen. VTOF aşağı indi. Yani dedim en azından bir base alayım falan. Kerim'e de maçta diyorum abi, şu FV kesin beni bekliyor. Yani orada muhtemelen koydu o dağı buraya. Benim çıkmamı bekliyor. Spotta mı potta da değilim ha. Dedim ya, oyunda piç etti. Hem kendi oyunu piç etti, hem benim oyunu piç etti. Dedim artık gideceğim en son. Yani yapacak bir şey yok. Vurursa da vursun. Bakıyor abi geliyor. Ya. Psikopat ruhlu insan. Neyse vurdum abi burada. Atış yemeden. IS-7'nin de atışını sektiriyorum. Burada artık şeyi falan bıraktım. Klavyeyi mülavyeyi bıraktım. Sadece sağ elimde fare var. Öyle bakıyorum. Hiç bana kalacağını tahmin etmiyordum IS-7'nin ama bir mermi daha fırsatım oldu. Millet delemedi IS-7'yi. O da bize kısmet oldu diyelim. Bu maçı da böyle bitirdik. 4900 hasarla tankası alabilmişiz. Çok gördüğünüz gibi genelde zaten FV ile as aldığınız maçlar böyle kılçıksız sakin maçlar oluyor arkadaşlar. Yani heşleri meşleri yapıştırıyorsun. Cubabba cubba. Son karşılaşmamıza geçelim. Bu da yakın zamanda oynadığımız bir karşılaşma. Bende IS-3 var. Kerim'de de T26 E4 var. Burada şehir tarafına doğru ilerleyeceğiz. Bakalım. Seviye 9 bir karşılaşma. Şöyle baktığın zaman aslında çok da kolay bir karşılaşma değil. Zaten istediğimiz şeyler de gerçekleşmiyor bu karşılaşmada. Hani ben rakip biraz buradan gelir falan diyorum. Çünkü 3 tane ağır tankları falan var işte. Ama rakip hiçbir şekilde buradan gelmiyor. Bizim Lightweight orta tarafı güzel spotladı. Oradan da güzel kaçtı ama sonunu getiremedi o adam. Yani Kerim şey dedi, bak şu bota bak tek başına gitmiş falan. Dedim o adam iyi yerde, oradan kaçacak, sıkıntı yok. Güzel de kaçtı bak şurada. Görüyor musun? Tertemiz kaçtı. Kerim buraya geliyor, dedim bırak burayı, geri dön. Şu hemen iki tane mede yardım edelim. Çünkü heriflerin hepsi o tarafta. Dedim biz de gidelim bari, hani şu elemanlar biraz erken fark ederse onlar da geri dönerler. Biz burayı tutana kadar ne bileyim ya, arkadan falan bir yerden sıkıştırırlar. Şu sağ taraftan bir bakış atacağım, önce geçen falan var mı? Onlara bir tane vurup öyle geçeceğim o tarafa. Buradakiler görünmüyor ama şurada bir Leopard PTA görüyorum. Ona güzel bir şekilde vurdum. Hatta geçenler falan da var, görüyorsunuz zaten. Dedim Kerim'e bırak burayı. Burada atış şeyi yok. Şuraya geri dön. Ama 2-0 olmuş abi. Yani ölmüşler. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi AFK gibiydi zaten de. Lightbait yani, o kadar güzel kaçtığı bir yerden. Sonra da rezil etti oyunu ya. Orada niye duruyorsun abi? Kaç gitsene. Heriflerin hepsi zaten spotlamışsın o tarafta. Yani neyin peşindesin daha? Biraz gaza geldim. Ben de dedim IS-3'e bir tane daha vurayım falan. Heriflerin hepsi bu tarafa gelmiş. Yani bu taraftalardı zaten de. Çok çabuk buraya girmişler. İki tane mermi yedim. Neyse en azından vurabildik. Şimdi birazcık ürktüler bizden dolayı. Ve ammo. Oyunun kritik noktalarından bir tanesi de buydu. Oradaki bir kişiyi yani çok hızlı bir şekilde, onu, o adam normalde 3-4 tane mermi vurman gerekiyordu o herifin ölmesi için. Neyse şanssız bir atış sadece paletine gitti. Hoş olmadı. Bakalım. Biraz yüksek çekse konvoy iyi olurdu ama şu elifin 10 canı kaldı. Mecbur çıkacağım abi. Şurada sektiririm diye biraz şey yaptım ama fazla çıkınca Sentryon vurdu. Kötü de bir oyuncu değil Sentryon. Neyse almayı başardık. Halen yarı candayım. Bu arada son güncellemede biliyorsunuz ağır tanklara bu can buff'ı geldikten sonra bu tanklar hani biraz daha artık oyunda direnebiliyorlar. Yani mesela 1500 canlı bir IS-3 yerine artık 1900 canlı bir IS-3 var. Bir 400 can fazlan var yani. Hani 1-2 mermi daha tutabiliyorsun. Öyle de bir avantajınız var. 9-8 bir maç olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi tutabiliyoruz. Behçet'e H mermi atmıştım. AP'ye geçmemişim abi. O anda birden görünce sarı olduğunu fark ettim ama şeyin refleks olarak bir anda fırlattım. Birazcık düşük vurdu IS'e. Halen takılıyorum burada. Hem ben hem de Kerim mi, arkadan birisi mi vurdu, ne yaptı? Löve yine güzel hasarlar veriyoruz. Mermiler kafamızın üstünden geçmeye devam ediyor. Pozisyon olarak aşağıda bir pozisyondayız ama kulemiz zırhlı olduğu için şu noktada hani kafamızdan bizi vurmaları birazcık zor. Biraz çıkıp gövdemden falan vurmaları gerekiyor. Bu arada arka tarafa Behçet geçti. Bu taraftan gelir diye tahmin ediyordum ama base'e gitmiş şu anda. Base alıyor. O yüzden normalde bu tarafa döndüm. Şimdi tekrardan geri normal pozisyonuma dönürken
Diğer IS-3 buradan geliyor. Bakalım zorlayacak mı şimdi? Bekleyeceğiz. Bir yandan da bir gözüm o taraftaki Behçet'te. Çünkü oradan da Behçet gelecek. Kerim'e de söylüyorum ben. Dikkat et, arkadan Behçet gelecek. Burada sektirmeyi başarıyorum. Güzel bir şekilde konveyde mermiyi vurdu. Behçet'i bekliyorum. Behçet orada spot yedi. Hasar aldı. Tek atışa düşüyor. Geliyor şu anda. Konvey farkında mı? Şimdi fark etti. Dönmeye çalışıyor ama zaten ben Behçet'in geleceği yere eğimi koymuştum. Güzel bir şekilde onu da alıyor ve 6-3 durumuna getiriyor maçı. Çok aslında bizim açımızdan sıkıntılı bir maçtı. Kerim vurdu burada. Ben ilerliyorum. Alt tarafına şimdi güzel bir şekilde vurdum. Sektiriyorum aynı zamanda. Tek atış canı kaldı. O adam da doluşa geçti bu arada. Devam edeceğim. Kerim'e dedim burada sen vurma. Ben vurayım. Çünkü muhtemelen as alacağım dedim. Evet. Gayet güzel bir şekilde şurada mermiyi de vuruyor. Son kili alıyor. Karşılaşmayı bitiriyoruz. 4500 hasar. Seviye 8 için yine güzel bir değer. Bayağı iyi tuttuk burayı. Seviye 9 bir maçtı. Güzel bir oyun çıktı IS-3'te. Özellikle takım olarak Kerim'le de burada güzel anlaştık. Gayet güzel işler yaptık. Videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar artık. Uzunca bir video. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.